İşte laikliğimize halel geliyor falan diyorlardır. Bilemiyorum ne diyorlar tam olarak. Ama itirazlar aldığını tahmin ediyorum. Hepsinde kulaklarını tıkıyor. Bütün o tabuları yara yara herkesin göreceği şekilde yapıyor. Öyleyse biz de adaletin gereği olarak herkesin göreceği şekilde mahallemizin bütün mahalleden yiyeceğimiz bütün zılgıtlara rağmen şimdi bize diyecekler işte CHP'ye gittiniz işte şöyle böyle neyse biliyorsunuz ne diyeceklerini. Bütün bunları göze alarak aynı şekilde bir karşılık vermemiz gerekiyor. Doğru olan bu, adaletin gereği olan bu. Bugün tam da bunun için buradayız. Sözlerimi ez cümle şöyle bağlamak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu. Sıradan bir çağrı değildir. Helalleşme aynı zamanda oturup düşünmek demektir. Oturup düşüneceğiz. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Hadi kavga ettik. Ya bari barışmasını bilelim. Eğer biz bunu yapabilirsek bu memlekete huzuru getirmiş oluruz. Birlikteliği getirmiş oluruz. Kusur, evet kusurumuz var, söyledim zaten ben onu. Defalarca ifade ettim. Dış görüşümüzü esas aldık ve birbirimize o esasdan bakıyoruz. O esastan ön yargılarımızın esiri olarak gidiyoruz. Artık ön yargılarımızdan da kurtulmak zorundayız. En çok kimle helalleşmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Toplumla. Kimle ama toplumla olduğu şüphesiz de. Başörtülü kızlarla helalleşmek isterdi. Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Onu zaten ben hep yıllardır çul derim. Yani benim Evet için efendim. bir çuldur o. Fakat tabii Bir ki metrekarelik bir bez parçası. bez parçası. Başörtüsü. Dolayısıyla ben ilk başörtüsü yasağının doğru olmadığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı iken söylemiştim. Ok Meydanı mitinginde söylemiştim. Bunu hayatımın değişik evrelerinde de dillendirdim. Yaptığım toplantılarda da dillendirdim. O işin sınırı da yok. Yani Yok tabii. bugün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Niye türban takıyorsun diye bir şikayet oldu mu bugüne kadar? Hayır niye türbanla okula gidiyorsun diye şikayet. Şimdi bakın devletin kuralları var söyledim ben size. İlkokula giderken nasıl gidiyoruz? Ortaokula giderken nasıl gidiyoruz? Meclise giderken nasıl gidiyoruz? Subaylar nasıl giriyor? Hakim cübbeyi takıyor, avukat cübbeyi takıyor, cübbesiz Kemal Bey ama şimdi kuralları var. Efendim ben gelince üniversitelerde şunu yapacağım diyor. Peki ben o zaman anayasaya aykırı bir uygulamayı yapmamış olayım. Anayasayı siz yapıyorsunuz. Peki siz anayasa mahkemesi hangi gerekçeyle iptal ettiniz? Hangi gerekçeyle? Yani İkinci madde, aykırı yani değil. Allah aşkına söyler misiniz? Yani siz bize zorla hukuksuz bir tavır içine girin. Çok saygıdeğer katılımcılar, değerli basın mensupları ve ekranları başında bizi izleyen saygıdeğer vatandaşlarım. Öncelikle bugün burada bizlerle bir arada olduğunuz görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi ve en önemlisi de duygularınızı paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Birkaç ay önce helalleşme dedim. Helalleşme derken hem şahsi, hem ana muhalefet lideri olarak kurumsal, hem de geleceğin iktidarı olarak yöneteceğimiz devlet adına konuştum. Artık umuyorum ki kastedilenin ne olduğunu herkes anladı. Amacımız bu milleti barıştırmaktır. Bu milleti ayrıştıranlar, kavga ettirenler kendilerine saraylar yaptırdılar. Kavgada taraf olanlara ise sefalet ve perişanlık kaldı. Ve sonuçta ülke maalesef geçmişe takılıp kaldı. Hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz. Ülkemiz zenginleşemiyor. Ülkemizin çocukları ailelerini terk edip geleceğini dışarıda arıyor. Son 10 yılda ülkeyi 700 bine yakın insan terk etti. En parlak beyinlerimiz, geleceğimiz, evlatlarımız niçin geleceklerini dışarıda arasınlar, başka ülkelerde arasınlar? Bunu hepimizin düşünmesi lazım. Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim. Bize sadece iktidar olmak yetmiyor.
Bu yaşımdan sonra neyleyim ben sarayları, uçakları? Mütevazi bir hayat bana yetiyor. Herhangi bir beklentim de yoktur. Aslında Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Eğer bu çağrıyı neden yaptınız diye sorarsanız, Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet benim en büyük başarım olacak inşallah. Barışan, barışan bir milleti istiyorum ve bunu sağlayacağım. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, helalleşme gereği medyaya haber vermeden çok sayıda ziyaret yaptım. Çok sayıda, değişik illerde. Bu konuda kimseye bir şey söylemedik ama bu süreçte kalbi kırılmış insanlarla buluştum. Neleri düzelteceğimizi onlara anlattım. Liste o kadar uzun ki ayrıca bilmenizi isterim. Daha çok kişiyi de ziyaret edeceğim. Onlarla oturacağım ve konuşacağım. Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurları ve bu salonda sizlerle beraberim. Sizlerin karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi. Ben de fişlendim, mahkemeye gittim, dava açtım ve hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurlarıyla barışmak zorundayız, barışacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette.